Yaşatıyorsun bizi sen böyle ya. Afiyet olsun. Ay ne güzel, ben beni çok sevdim. Yemeğini yedik değil mi? Oh, evet. Gerçekten. Ya bu çetikleri çeyizden almamız güzel oldu bence. Evet, bence de. Hiç çıkartmayacağım. Sıcak 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 sıcak. Yakıştı da. Değil mi? Artık çetiksiz patiksiz ev kalmıyor. Evet. Değil mi? Gelinlerin baş çorapları, çetikleri aynen başımızın ucunda, özellikle kış günleri. O zaman bir öneri vereyim mi? Şimdiki çeyizde patik yapın ama altına kaydırmaz şeyler işleyin teyzelerim lütfen. Parkelerde koyuyor çünkü. Şey yapalım. Şimdi o zaman senin güzel bir isteme düğün söz nişan kınayı izleyelim tabii, mi? Tabii tabii. Nasıl geçmiş çiçeğin? Evet, evet, biz de merak ediyoruz. Tabii. İlk videomuz kahve. Kahve yapalım. Tuzlu. Pul biberli, karabiberli. Ne istedin? Harç gibi biberli bir. Görüyorsunuz. Aman. Hastanelik olmadı mı? Koymuş. Hastanelik bak olmadı mı ya? Yani bayağı kötü oldu. Hastane gitmedi ama iki gün. O günden sonra kahveyi bıraktı zaten. Yani Allah tövbe etmişim. Aa, evet. Ay ama bu kadar da günahtır ya. Bunu ben yapmıyorum bu arada ya. Kuzenlerim baskı yapıyorlar. Tek bugün özel gün. Bugün yapmış şey olmaz diye. Keşke yapmasaydım bak. Şimdi beraber kahve içemiyoruz mesela. Ciddi misin? Adamda fobi oldu artık. Her adeti abartmamak gerekiyormuş. Evet, aynen. Kesinlikle. Evet, tuz bayağı ayırız. Abartmışsınız. İyi i̇şte hastaneye götürmediniz oradan sonra çocuğu. Meyve suyu, sürekli su, maden suyu, hani bir şekilde bir şeyler yapalım ki düzelsin diye. Ha. Sürekli takviye, sürekli takviye. Söz yapılırken bile meyve suyu, meyve suyu falan böyle şey yapıyorlar. Yazık, hani. Kıyamam. Bitirdin mi peki? Bitirdi, üstüne bir daha su ekledim. Ne diyorlar? Sana kıyamam, bilirsin ama adettendir. Aynen. Ne anlamadım? Sana kıyamam, bilirsin ama adettendir. Vay. Bak bak. Tepsin de şık, özel sunumlu. Evet, evet. Değil mi? Duruyor mu tepside? Duruyor, duruyor şurada hemen. Nerede? Göstereyim. Göstersene bize. Tabii. Benim de. Adamı getirdim. Vay vay. Dedin ki pembe. Yine pembe. Pembe gönlüm sen de dedim değil evet, mi? Evet aynen. Mesajı da vermiş alttan. Evet, pembe ile golden kahvesi uyumladın de yazıyor üstünde bak ya. Sen uyumlamadın, hazır aldım bunu ben. Hadi ya olsun evet, düşünmüşsün tabii, özel aynen, bir şey evet yapmışsın. Beğeneyim de sen pembeyi burada. Daha ne olsun güzel ya. Olmuş, evet. Üstüne de yazıyor damat kahvesi evet diye. Bakın içmeyin sakın damat içmeyiniz kahvesi. Damat kahvesi içiniz evet, uzaktan bakılır uzaktan sevilir. Aynen. İçerseniz mide fesatına uğrayabilirsiniz. Evet. Tehlikesi var. Çok özenmişsin. Güzel olmuş. Sonra kayınpeder kahvesi, kayınvalide kahvesi. Kayınvalidem, kayınpederim sözümde yoktu. Aa! Hastalardı ve ağırdandılar. Gelemediler, yol çok uzun. Bayağı bir 18 saat falan sürüyor. Keşke bekleseydiniz o zaman ya. Başka yani, bir gün alsaydınız. Her şey planlanmıştı, her şey olmuştu. Bir de gelmeleri biraz sıkıntı. Yaşlılar bayağı bir. Ay canım, yaşlı olunca zor. Nişanla düğünü evet, falan vardılar nikahımda ama. Kim istedi seni? Eşimin amcası. Ha, pembe gönlüm sen de dedin, verdin fincanı. Evet. Şimdi bakalım nasıl içiyor bizim damat kahveyi. Önce suyu içti. Baktı su tuzlu mu diye. Yazık. Bazen suya da tuz koyuyorlar ya. Damat da pembeyi giymiş. Evet. Sen mi giydin? Benimle uyumlu oldu. Ay. Eyvah eyvah. Surat direkt gitti. Ay yazık adama. Ay garibe. İç diyor, karabiber boğaza iyi gelir. Oo, bayağı da gömdü ya. Bayağı bir. Birden içim bitsin demiş çocuk. Ay bir de sesle duyalım. İyi sizinle su vermişsiniz. Tabii ki. Ağzına ne var? Ama yedim, su içme. Ama kurallar koysun. Susun bir. Sıcak. Sıcak sıcak sıcak. Yavaş. Yavaş iç. Ama yarım saat bekle sağ olsun ama. Bekleriz sen iç. Bir daha sık oldum içsine. Ay çiçek çok fenasın. Neden? Yapılır mı? Tamam bitmesi gerekiyormuş da ağzına harç kalmış değil mi? Bayağı kalın diye. Ay, onu da yedi. Telveyi de yedirecek çocuğa. Ay! Kırmamış seni vallahi evet, maşallah. Evet, evet, aynen. Sonra da tabii damacanaya çocuğun sürekli damacanayla uyumuştur sabaha kadar evet, su iç, su iç, su iç. Yüzükler takıldı ondan sonra hanım hanıma şöyle bir... Evet, kutlayalım dedik bunu güzel oynadınız şekilde. Hanımlar kendi aralarında böyle bayağı güzel eğlendiler. Oh ne güzel. Evet. Kızımızı verdik, mutlu, mesut. Aynen. Heh. Bizim yöreli oyunları. Ne oyunu bu? Kasap diyorlar. Tamam.
Bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık aynen. Bu... Pandeminin başıydı galiba daha yok, değil mi? Pandemi yoktu, pandemi yoktu o hiç zamanlar. De yokmuş. İyi ki de yoktu, yoksa vallahi buradan çıkmış olabilirdi aynen, yani. Aynen. O kadar kalabalık. Kalabalık. Bir oda biri, diğer odalar daha da doluydu. Oynamaya devam ediyorlar. Oynamayı da istemiyorlar yani gördüğümüz kadarıyla. Sen oynamadın mı? Ben de oynadım. Beni göremedik. Ha gördüm. Hanım hanımcık da oynarmış. Uçup pembe giymiş. Hanım hanımcık. Böyle indigo rengi de eşarbı var. Peki aradan ne kadar süre sonra nişan oldu? 2 ay sonra nişanımız oldu. Özel bir yerde mi yaptı, yine evde mi oldu nişan? Yok, özel bir yerde yaptım. Salon tuttum onun için. Bir söz böyle nişan artık. Düşünemiyoruz. Aynen. Kaç kişi geldiler? 700 kişiden fazla etti. Ne? Evet. Bayağı kalabalık. Kız tarafına aitti yine nişan. Evet, nişan kız tarafına ait bizde. Bir görelim bakalım nasıl olmuş nişanı. Tabii. Evet, halayla başlayan bir nişan. Evet, aynen öyle. Neredeyse 700 kişinin herhalde işte bir 450'si halaya kalktı. Kalktı. Değil mi? Bayağı kalabalık, etraf etrafa dönmüştü zaten. Ne kadar tuttunuz düğün salonunu? 3200 etmiştik nişan salonumuzu. Bayağı pahalı değil mi o zaman da? Yani salon biraz büyük. Hani kalabalık olduğumuz için salon büyük. İkramlıklar falan da vardı. Ne vardı o ikramların içinde? Yani kuru pasta, normal yaş pasta, meyve suyu, bu tarz kurabiye. Ve geldi çiftimiz. Ha, burada pembe giymemiş. Şaşırdım. Mercimek giymiş. Yine koltuklarının bir tık kalmış. Elbiseniz kira mıydı? Yok, onu kendim diktirdim. Ne kadara? Fiyatı 1200 TL. İyi uygun tabii. Damat gülümsüyor. Oh diyor, burada kahve yok, ne güzel diyor ya. Çok şükür elhamdülillah. Dans ediyorum diyor mutlu mutlu. Bak gülümsüyor çiçek çocuk. Çiçek bayağı mutlu. Ama evet. Çiçek güzel olmuşsun burada. Teşekkür ederim. Gelinlik yakışmış sana. Teşekkür ederim. Nişanlık da yakışmış. Güzel de bağlamışlar. Etrafta kalabalık görüyorsunuz. Yüzü böyle ortaya çıkmış, çok güzel durmuş. Güzel yüzü zaten maşallah. En azından tek renk olmuşsun orada. Ya sen de var ya, seviyor musun? Sözde tek renk. Dövüyor musun, ne yapıyorsun? Sözde mavi üstün kırmızı değil. Sözde pudra pembesi yani tek renkti. Yani renk uyumu en azından güzel. Masmavi böyle, koyu bir mavi. Hani böyle bebek mavisi falan değil. En azından o güzel. Bir bütünlük yakaladın yani Duygu burada diyorsun. Evet. Çiçeğiyle... Elbisesiyle kombin yapabilmiş. Bir de bir şey soracağım. Nişan çiçeğinizi attınız mı? Hani yok, öyle bir entrikası var yok, ya. Niye elinizde? O genel düğünde oluyor ama düğünde ya. Düğünde nişanda da atıyorlar. Heyecanlı yokmuş elimde galiba. Yine ortada çocuklar, küçük çocuklar. Evet. Yani gelin damat yine rahat edemiyor. Tüm fotoğraflarda arkada bir tane bir çocuk. Klasik düğün. Kötü olmuş ya. Zaten. Çocuklar, çocukları, akşam çocukları. Uyusunlar ya. Her yüzün gidin. Uyusunlar çocuklar. Burada kiminle dans ediyorsunuz? Abim. Vallahi kalabalıktan ben bile seçemedim. Evet. Bayağı kalabalık. Ay, abim de çok güleç yüzlü, evet, çok mutlu. Çok, evet. Abi de evli mi? O da evli. Pasta yine bir maket pasta sanırım. Maket mi? Evet. Gerçek maket, maket, maket. Altı katlı herhalde. Pembe. Yine sizi sevmeliyiz. Yine pembeler. Evet. Pembe eksik oluyor. Olmaz. Eksik olursa olmaz. Pembesiz çiçek düşünemiyoruz. Yok, pembe olmaz. Mi istediniz pembe olmasını? Yok hayır, düğün salonunun maket pastası yani. Ya bir de şey olması lazım. Bence böyle salonlarda ben beklerim yani. Hani böyle geline sorulması lazım. Birkaç pasta maket hazırlanmalı. Evet bence İşte kombine uygun bence ama olmalı ya. Ama çoğunlukla olmuyor. Hep standart. Evet, her standart. O salona oluyor. Giden her gelinin önünde aynen. Her videoda aynı pasta. Bence çok saçma bu. Ben düğün salonumda pastayı değiştirdim. Yoksa burada düğün yapmam ben, evet. Bu pastayı istemiyorum. Herkes aynı pastayı istiyor. Çünkü renkli gibi. Ya ama yapmam yoksa dedim ya. Ya yapmayacağım ya da pastayı alın gelinler. Evet. Ne diyecekler? Kesinlikle. Yoksa yapmam. Pastayı beğenmiyorsunuz arkadaşlar. Söyleyin ben burada düğün yapmam diye direkt değiştiriyorlar zaten. Peki pastanın maket olmasına ne diyorsunuz? Çok yani maket şimdi de maliyetli bir şey aslında. Ama en azından birkaç çeşit olmalı ya. Hani... O kadar da gerçek pasta bence bir risk, o kadar kalabalık insanların özellikle çocukların olduğu bir ortamda. Zaten gerçek pasta yapamıyorlar çünkü pasta yani. Ne zamana kadar öyle bekleyebilir, evet. Yani onu nerede muhafaza edebilirler. Evet, o yüzden ama maket, maket ama daha güzel orijinal bir maket, evet. Maket olabilir. Güzel yani bir maket olsa çok maketim güzel olur. Diye bağırıyor. Evet. Şimdi yüzükler takılıyor. Evet, kim takıyor yüzüğü bir tanem? Eşimin abisi var. Diğeri de babam. Yanınızdaki bayan kim? Ceketli olan mı? O da benim sadıcım. Sadıç diyorlar ya, kuzenim. Kuzenim. Evet, kuzenim. Hep yanındaydı herhalde. Hep yanındaydı, evet. Tepsiyi de o tutuyor.
Takılar takıldı, ne kadar oldu takılarınız? 50.000 TL. Altınlardan hariç. Masraf çıktı mı çiçek? Çok söyle. Çıkmıştır bayağı. Ne kadar altın takıldı? Bizim 200 gramda biz 180 grama düşürdük. Hı-hı. Bilezik falan. Nişanda mı bu kadar takıldı yoksa düğünde mi? Nasıl oluyor yani? Nişanda. Şart mı koşuyorsun? 200'dü biz 180'de olur anlaştık falan. Yani nasıl olur? Karşı tarafa biraz da kıyamadık açıkçası. Hani 200 gram biraz fazla. Düğün yapıyorlar, nişan yapıyorlar. Şurada parantez açıyorum. Seni istemeye geldiklerinde. Evet. Siz şey mi soruluyor yani? Biz 200 gram altın isteriz. Yok biz 180 verelim. Böyle bir pazarlık mı oluyor? Yok öyle değil yani kendileri gelin bir şey takmak istiyorlar. Hediye olarak tamam, yani. Tamam. Biz hani soruyorlar ne kadar gram istersiniz diye. Gramla soruyorlar. Yani soruyorlar hani istediğiniz bir miktar var mı diye. Onu alalım. Evet. Hani orada büyükler atılıyor işte. 200 olsun, 250 olsun, 300 olsun. Çiçek ben senden kilomca, ağırlığımca altın beklerdim. Cümlesi duyabilirdim her an. Yani biraz maliyetli oluyor ya. Aşağı onu bizde şeyde yapıyorlar. Mehir de soruluyor hani geline ne kadar istersin ne istersin. O ara bir pazarlık evresi oluyor. Mehirde başka şeyler oldu. Ha, altın kemer mehirde ne oldu o zaman? Mehirde de bir şeyler istemiş. Mehirde 5 tane Cumhuriyet altın istedim. Maşallah. Yine normal istemiş. Mehirim hala alınmadı. Buradan eşime sesleniyorum. Mehir şart. Mehirimi al gel. Akşama gelirken kaç taneydi Cumhuriyet? 5 tane. 5 tane getir. Koysun kasasına kız. Aynen. Ne olur ne olmaz. Şunları biraz daha. Şunlara biraz daha bir ekleme yapayım ben. 180 grama ne geldi? 8 tane altın geldi şunun gibi. Şunun gibi 8 evet. tane geldi. İyiymiş. İyi gelmiş. Hı-hı. Sanki bence onu böyle saf hani haliyle bankada saklamak daha mantıklı değil mi? Şimdi ama gelinler takmak istiyor ya. Gelin ama bak takacak, koluna takacak. Ben öyle yapardım. İşlenmemiş saf hali çünkü daha mali değeri yüksek. İşlenmişler çünkü dişiyormuş falan. Ama işçilik var. İşçilik. Evet. Sen direkt arabayla girmişsin. Aynen. Ya sen bir dur. Sonra görelim, izlemeye devam edelim o halde.